geliyor mu? Yok, yeter. Gerek yok. 1999 depreminden sonra bir risk oluşmaya başladı. O risk, deprem riski tespit edildi. Ve üzülerek biz de camimizin yıkılmasına ve yeniden yapılmasına karar verdik. Çünkü eski camimiz çok güzel bir camiydi. Çevredeki halk tarafından, gelenler tarafından beğenilen bir klasik camimiz idi. 30 yıl kadar bir ömrü oldu maalesef. Bir cami için bu çok uzun bir ömür değil ama deprem riski nedeniyle yıkmak ve yenisini yapmak zorunda kaldık. 3 yıl önce başladık bu yeni camimize ve tam 3 yılda tamamladık. Nasipse 23 Ekim Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın katılımıyla camimizi açacağız. Namazdan önce, bir saat kadar önce şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştireceğiz. Caminin en önemli fonksiyonu iki katı kapasiteye çıkmış olmamız. Yaklaşık 5000 kadar cemaat kapasitemiz olacak. Altında otoparkımız var ve bundan da önemlisi halkla daha önce olduğu gibi bütünleşen, halka yönelik hem temel İslam bilimlerinde kursların olduğu hem de İslam sanatlarında kursların olduğu bir mekanımız, hizmet alanlarımız olacak. Arapça kursu, Kur'an-ı Kerim kursu, Osmanlıca kursu, hat kursu, tesip kursu, ney kursu, birçok alanda hem öğrencilerimizin tatbikat yapabileceği, ki burası resmi anlamda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tatbikat camiidir. Hem öğrencilerimizin burada tatbikat yapabilecekleri hem de öğrendiklerini halka yönelik kurslarda eğitim alarak gösterebilecekleri bir mekan olacak. Mimarımız Hilmi Şenalp Bey'i üzen bir tespit oldu. Hilmi Şenalp Bey, Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz veya getiremediğimiz bazı motifleri veya İslam dünyasında başka ülkelerde kullanılan bazı motifleri tek bir camide toplayarak, yeni bir uzlaşı ortaya koyarak yeni bir cami stili geliştirmiş oldu. Bunun denenmesi gerekiyordu ve denendi. Başlangıçta tepki gösteren birçok kişi caminin içine geldikleri zaman, buradaki o atmosferi hissettikleri zaman fikirleri değişti. Yani kendi bünyemizden de caminin mimarisiyle alakalı başlangıçta bazı nahoş tepkiler söz konusu oldu. Ama şu anda o tepkiler cami tamamlanınca ve içindeki işlemeleri görünce, o huzur veren bir atmosferi hissedince o tepkiler sona erdi. Bu açıdan sevinçliyiz. Camide mesela en önemli özelliklerden bir tanesi, duvarlara işlenmiş hat yazıları yok. Levhalara yazılmış hat yazıları var. Duvarlara monte biçimde. Artı elektrik kullanmaya, elektrik gündüz mesela hava ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar bulutlu olursa olsun elektrik kullanmaya gerek yok. Dışarıyı görebileceğiniz 12 pencereden, büyük pencereden, 12 ayaktan oluşan bir cami.